Arkadaşlar 23. günümüz Kobe Bryant rahmetli. Abi ben anlamadım. Cümleten selamünaleyküm. Şu anda saat 3.20 geçiyor. Havaalanına geldim ve ilk ride'ımı aldım. Daha öncesinde neler yaptım? -$46 benzin aldık. -$5 arabanın dış temizliğini yaptırdım. -$9 kahvaltı yaptım. Hemen hemen -$60 güne başladık. Ve şu an $36 44 dakika gidebilecek bir müşteri aldım. Müşteri güneye gideceği için kabul ettim. Çünkü trafik yok. Downtown'a sürekli ride attı. Fakat downtown yine bir saat gösteriyor. Bugün günlerden cumartesi olduğu için inanılmaz bir şekilde trafik olacağı düşünülüyor. Bu arada ara depoya dün bayağı bir malzeme geldi. Şu an depoda 2000-3000 tane totalde ürün bulunmakta. Yani ara depo tarihimin en büyük zamanını geçirmekteyim. 8 tane hazırlanacak paketim var fakat pazartesiye aktardım. Bunun için de Instagram'da bir soru paylaştım. Ara depoya yardım edebilecek saatlik $15 karşılığında bir tane eleman ihtiyaç var diye. Birçok arkadaş yazdı sağ olsun. Aralarından bir tanesiyle çalışma yapacağız. Ve ara depoda da bir tane kargo firmasıyla anlaşıp artık Kanada'ya da rahat bir şekilde en ucuz yoldan gönderim sağlamaya çalışacağım. Eğer o gerçekleşirse Uber'e İyice azaltıp oraya daha fazla yüklenmeye çalışacağım. Ama bu 30 günü bitireceğiz tabii ki. Şimdi müşterimizi aldıktan sonra güneye bir gideyim, bir bakayım duruma göre tekrardan görüşürüz. 23. günümüz başlasın. Bu ne oğlum ya? I'm good, how are you? Smells like new car. Yeah, I bought 6 months ago. You like it? Yes, sir. It's a really good SUV car. We have an old one. CRV. CRV? Yeah, really old. 2008. That's good. Yo, how are you? Arkadaşlar şu anda güneyindeyim. Az önce 5 dakikaya $22 para aldım. $16 sürç yakaladım. Müşteriyi bıraktım. Aşağıda 22 arıyor. Hemen koştum. 18 yakaladım. Şu an 3 dakika sonra müşteri alacağım. 4 dakika götüreceğim ve $22'da ondan para alacağım. İnşallah müşteri iptal etmez çünkü sürç söndü. Şu anda saat 5'e 11 geçiyor. Totalde 3 trip attık ve $82'dayız. Bunu bırakınca inşallah $100'a ulaşacağız. Burada olmanın, hafta sonu böyle yoğunlukta olmanın avantajlarından bir tanesi anlık böyle sürç yanıyor. Hemen yetişebilirseniz yetişiyorsunuz. Az önce ikisinin de ucunda yandı. Benim ucumda yandı. İkisine de yetiştim. Şimdi müşteri alacağım bakalım. Bu gerçekten muazzam oldu. How are you, sir? Arkadaşlar havalanına geldim ve bekledim 5 dakika falan. Bir ride attı. $78. Nereye gittiğini inanın bilmiyorum. Sanırım yukarı doğru, yani Milwaukee tarafına doğru gidiyor diye düşünüyorum. 1 saat 8 dakika falan yazıyor. Ve şu anda şaka gibi ama 3 saat 15 dakikada falan $153 ulaşmış bulunmaktayız. Daha hiç de tip almadım. Bunu bıraktıktan sonra 230 falan olacağız. Fakat geri dönünce boş dönmesi birazcık sıkıntı. Umarım aşağılardan da güzel bir ride alırsak. Yarım saat boş döneceğim orası kesin ama aşağılardan güzel bir ride alırsak çok iyi olur diye düşünüyorum. Hello sir. How are you? You right? Yes sir. Oh. Who is this? What's your name, guys? This is yours? Yeah. That's my mom. Yeah. This is your mom? Yeah. Okay. This is a call from your passenger. Hello. Hello. I you can see that there are four girls, right? I got them, ma'am. They're here. Yeah. Those girls are your passengers. Okay. Okay, all right. Those are my girls. So bring them to home, please. Thank you. Okay, you're welcome. Thank you so much. You're welcome. Okay, bye. Bye-bye. Is it okay if I use the charger? I don't have a charger. I have just one charger. Like, this charger? I don't have. Oh, okay. Yes. Hello. Hey, good evening. Good evening, sir. How are you? Okay. Are you going casino? Yeah, no, I'm gonna pick up my friend. Come on. He disappeared. She should be here at dinner time, but not coming back. So you're gonna play? No. I just take it out. Right. Maybe he lost something money. That's why. It's a big problem, right? Yeah, very big problem. Not big problem, but he lost something. How much did he lost? I don't know. You live in Chicago? Yes, sir. I just moved 2 years ago. Oh, from where? From Turkey. From Turkey? Yes, sir. Have you been there?
No. You should visit. From Istanbul or what? No, it's Kahramanmaraş. It's 10 hours from Istanbul. Right now, your country, big problem. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Very big economic, political problem. You live in Chicago, sir? No, I'm from Jersey. New Jersey. New Jersey? Yeah, New York. That's why I'm gonna pick it up, my friend. You came here for a visit? No, some business, yeah. Business very terrible, you know. What's your job? We sell like the clothing. Clothing? Yeah. Nice. So you are selling? Yeah, we're selling. Yeah, nice. But it's gonna be terrible. What brand? No, the dumb brand, yeah. Not brand? Name brand. Yeah. I'm gonna stay like 30 minutes over there. Because find out my friend and it's time to sleep. Did you eat dinner? I used to live in New Jersey 2 months when I came here. New Jersey? You lived there 2 months? Yes, in Cliffside Park. Oh! Yeah. I'm from next to Cliffside Park. I'm on the Palisades Park. Really? Yeah. We are neighborhood. Yeah. Oh, you're from Turkey, all right. Too much Turkish people living in New Jersey, I think. Oh, yeah. In Patterson. Yeah. How was Chicago? It's good? I love Chicago. So oh yeah? Just winter is very cold. Right. Recently not that cold, you know. Long time ago, very cold. Yeah. Long time ago, under the 0, 4 days right. or something. But right now, 15, 20. Right. No winter. But still cold, you know. I come from Turkey. But summer is very beautiful city. That casino is big? Yes. Oh yeah? It's very big. Oh yeah? You should play poker. So are you playing or no, sometimes? This time I'm gonna pick up my friend. I see. Don't make a big trouble, okay? I'm gonna tell your wife something like that. I told him he plays a couple of $100 here. You play gamble sometimes? Sometimes. Yeah, sometimes, right? Sometimes I'm playing poker. I thought today is a Saturday, but the limit is very high. Yeah, and then the casino is very busy today. Oh yeah? Very, very busy. Ooh, we have lights. Nice, how are you guys? Good, how are you? Good, thank you. What concert is this? It was Suga. Yoongi, he's a member of BTS. Arkadaşlar başıma neler geldi. Bir kalabalık konser çıkışına denk geldik. 3 tane ride yakaladım. Biri 7 dakika, biri 8 dakika, biri 12 dakika. Fakat bunlar tabii 12 dakika 7 dakika sürmüyor. 15-20 sürüyor minimum. 25, 22, 24 dolardı. Ve benzinimiz bitti. Saat daha 11'i 7 geçiyor. Ve 600 kilometre civarı bir yol yaptık. Bakın ta kaçta başladık bir de. Yani çok erken de başlamamamıza rağmen. Havaalanı çevresi hala yanıyor. Hatta havaalanında yanıyor görmüş olduğunuz gibi. Ben şuradayım. Çok yakınlara böyle ride'ler aldım. Trafiğin boş olduğu yerlere çok iyi denk getirdim. Bir de aralardan çok iyi sıyrılmak lazım. Çünkü o kadar tıkalı ki. Ve daha hiçbir şey yemedim. Kahvaltıyla Dunkin'le duruyorum. 361 dolara ulaşmış bulunmaktayız. Bakalım kaç saatte yapmışız bu kadar parayı. Cumartesi bugün. Yazın her cumartesi böyle oluyor arkadaşlar. Sürekli bir event, sürekli konser bir yerde de olmuyor. 7-8 farklı yerde oluyor. 7,5 saatte yani 7 kere 4 27 kere 5 35 saatliğimiz neredeyse 50 dolara gelmiş. Benzin de 42 dolar tuttu. İnanın son ride'a atarken karnım o kadar şişti ki tuvaletim geldi. Benzinim bitmek üzere ama 25 dolar 20 dolar 15 dolar yakalamışım. Yani böyle mücadele içindeyim. 600 kilometre yapmışız neredeyse bu saate kadar gerçekten. Yani kolay bir şey değil yani buradan anlayabilirsiniz nakliyeci abilerim falan izliyorsa. Şimdi ben havalandan doğru aşağı doğru yine gideceğim. Belki 10-15 dakika yine denk getiririm çünkü hala yanıyor orası. Yemeği yeriz ya, yemeği daha var. Arkadaşlar sonunda yemek molası verebildim. Şu anda saat gece 1 ve 430 dolara ulaşmış bulunmaktayız.
Havaalanına çok yakın taraftayım. Etraftaki kızarıklığın neredeyse hepsi sönmüş bulunmakta. McDonald's'ımı aldıktan sonra havaalanına geçeceğim. Bu saatte açık bir yer olmadığı için mecbur McDonald's yiyorum. -$11 da bunu yazabiliriz. Şöyle bir durumuma bakacağım. Biraz daha gidecek olursa çalışacağım. Gitmeyecek olursa da eve doğru yol alacağım. Çünkü gerçekten yine dolu dolu geçen bir gün oldu. Dünden sonra bugün 2 gün üst üste 12 saat 13 saat araba sürmek gerçekten kolay iş değil. Sağ ayağıma kramp girdi resmen böyle baldırıma. Şu dirseğimi de şuraya dayamaktan dirseğim ağrıyor. Enteresan şeyler oluyor. Kamerayı böyle kapatamıyorum gücüm. Yani şöyle ittirince bileğim ağrıyor. Direksiyon bileği mi çıktı ne oldu bir şey. Neyse ben McDonald's'a hangi şey görüşürüz. How are you? Good. You? Busy? Yeah. Busy tonight. That's good for you. Right. Arkadaşlar şu anda güneydeyim. Havaalanında bekledim right atmadı. Çıktım dedim ki eve doğru gideyim şuradan. Yani $430 da yapmışız zaten. Tak $50 bir right geldi 39 dakika güneye. Baktım 480 yıldızı var müşterinin. İsmi de bir takım ismi. İtalya'da İtalya gelininde bir takımın ismi. Alsam mı almasam mı? Alayım dedim. Aldım, tır şoförüymüş abimiz. Bıraktım $8 tip attı. Şu an $487'dayız. Dönüş yolunda sürekli trip radar atıyor. $50'lık bir ride attı yukarıya falan almadım. Dedim şimdi yukarıya gidilmez bilmem ne dedim. Tam geliyordum. Baktım böyle $21 yanıyor bir yerde. Ben de highway'den ve ana yolda onun ucundan geçiyorum. Emniyet şeridinin kenarına tekeri koyarak gidiyorum. Tık 21'i yakaladım. O'Hare Airport attı. O'Hare havaalanı attı. Geldiğim havaalanı kuzeydeki. $51 mı? $50 mı öyle bir şey? Şimdi güneyden müşteriyi alacağım. O'Hare Airport'a geri döneceğiz. Saat bu arada 3:08 geçiyor. The kids are sleeping. Morning. Good morning. How are you guys? Alright. Arkadaşlar günümüzün 23. günümüzün 23 herhalde. Sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kaç para yaptığıma ben de çok şaşkınım. Az önce abimiz sağ olsun $10 şöyle göstereyim cash tip attı ve $587 $597 üçte bizden olsun $600 ile günü tamamlamış bulunmaktayız. Yaklaşık 800-900 kilometre civarı bir yol yaptım. Bakın şehir içinde. Tabii ana yollarda da gidip geliyorum ama şehir içinde de sürekli bulunuyorum zaman zaman. Aa bunun $45 promosyonmuş bu arada. Ben de diyorum para niye bu kadar fazla oldu? Şöyle göstereyim sizlere. Ben 30 ride seçmiştim. 30 dün 15 attım. Bugün 15 attım. 45 aldık. Yarın 10 atsam, 10 daha atarsam büyük ihtimal 15 daha falan ekstra verecek. $40 burada, $10 da burada. $50 tip almışız ve $500 da emeğimizin hakkıyla çalışmışız. Dün de arkadaşlar $30 bana sonradan tip geldi gece bu arada. Dün 450 yapmıştık. 30 daha 480. 600 da burada. 2 günde neredeyse $1100 para yaptık. Gerçekten akıl almaz. Bunun sebebi ise hatırlayın 2 haftayı önce izleyebilirsiniz. Bu kadar iş yoktu. Yoğunluk yoktu. Çünkü havalar sıcak değildi. Şimdi hafif hafif konserler başladı. Havalar güzelleşmeye başladığı için de yaz ayı geleceği için de bu şekilde yoğunluk başlamaya başladı. Bir şeyler oldu. Şurada görmüş olduğunuz tutar giderlerim çıkılmış şekilde yazılan tutar. Fakat editör inşallah düzgün hesaplıyordur. Biz yine 30 gün sonunda ne kadar geldiğini falan hesaplayacağız. Bankaya ne kadar yattığını. Çünkü burada gösteren de bankaya cash out kısmı farklı oluyor biliyorsunuz. 4. haftamızın 2. günü. 23. günümüz bu şekildeydi. Yarın 3. gününden, ayın 24'ünden görüşmek üzere dileğiyle inşallah Allah nasip ederse diyorum. Gözlerimi görüyorsunuz. Hala enerjiyim gerçekten. Bu paraya kim enerjik olmaz ki? Fakat gözlerim yani ışığa bakmaktan mı, yola adapte olmaktan mı? Ben bir de sürekli arkadaşlar polis kolluyorum. Neden? Ceza yemek istemiyorum. Sürat yapıyorum ben biraz. Yani 30'luk yolda 40-50 ile gidiyorum. Normalde yasak yani bunları yapmak. Highway 60'lık 90-95'e çıkıyorum. Sürekli böyleyim. Dikiz aynalarında, ötekinde, berikinde sürekli böyleyim yani. Böyle bakmaktan, adapte olmaktan tam konsantre gittiğim için hemen bir polis gördüm. Tek hemen yavaşlayıp salağa yatıyorum falan böyle müşteriyle muhabbet şekli falan. O yüzden gözlerim de ağrıdı bayağı. Tabii bunlar kolay şeyler değil ama yapmayın lütfen. Evde denemeniz. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Yarın görüşmek üzere cümleten. Hoşçakalın. Umarım buraya kadar izlemiş, keyif almışsınızdır. Görüşürüz.